Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bugün biraz ortam değişik ve bundan sonra daha da değişik olacak. Stüdyomuzda ufak tefek değişimler olacak arkadaşlar. Bugünlük böyle loş bir videoyla beraberiz ve konuğumuz Vivo Y33s. Tatlı bir telefonla beraberiz. Özellikle tasarımı çok tatlı. Bana sorarsanız ben kamerada çok iyi göründüğünü zannetmiyorum ama aldım oldu böyle tatlı bir rengi var arkadaşlar. Renk değiştiren bir tonu var. Güneşte daha çok belli oluyor bu. Hazır elim almışken tasarımıyla başlamak istiyorum. Bir kere çok ince bir telefon. Gerçekten şöyle baktığınız zaman ince bir kasaya sahip, küt hatlara sahip. Ben seviyorum bu tarz telefonları. Şöyle baktığınız zaman hani elde bu tarz telefonlar daha şık duruyor bence ve arka tarafındaki kamera dizilimine ve o kamera adasına bakarsanız orası da gayet sade, şık. Yani olması gerektiği gibi diyebilirim. Böyle üçlü bir kamera dizilim var. 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Diğer kameralarda 2 megapiksel arkadaşlar. Derinlik ve yani şöyle elde tuttuğunuz zaman gayet şık duruyor. Ön taraftaki kamerada damla çentik. Şöyle baktığınız zaman ekran kas oranında gayet iyi seviyede. E, telefon eldeki tutuş hissi vesaire güzel. Ekrana gelecek olursak LCD panel bir ekrana sahip 6.58 inç boyutunda. Artık bu da Android'lerde biraz standartlaşan bir boyut oldu diyebilirim. Yani büyük ekranlı, ince yapılı, elde de hani durabilen kolay diyemem ama yine de durabilen. İdeal boyutlarda. Yani birçok telefon bu boyutlarda geliyor. Alt tarafında bu arada Type-C'den şarj oluyor. Type-C girişi ve bir de stereo jack girişi var. Bu stereo jack girişini de son dönemde göremiyoruz ama bu Vivo y 33 de jack girişi de var. İstediğiniz kulaklığı kullanabilirsiniz. Bu da son dönemlerde yaşadığımız problemlerden birisi arkadaşlar. Telefon tasarımı bu şekilde. Ekranı da bence gayet yeterli. Yani çözünürlüğü Full HD Plus dediğimiz çözünürlükte. Artık alıştığımız çözünürlükte. Yani yazıların detayları, keskinlikleri, okunabilirliği. Harika. Renk dengesi falan da güzel bu ekranın. Ekranı genel olarak beğendim arkadaşlar. 60 Hz bir ekran. 120 Hz değil. Bu arada tekrar tasarıma döneceğim. Ben ince demiştim ama baktım çünkü merak ettim. 8 milimetreymiş. Yani gerçekten ince bir telefon. Bu da iyi hissettiriyor. 182 gramda ağırlığı var. Ergonomik olarak kullanımı kolay bir telefon arkadaşlar. Sol tarafında da bir parmak izi sensörü var. Şöyle bastığınız zaman fıt diye açıyor. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gelin performansa. 8 GB RAM ile beraber geliyor. 128 GB de depolamaya sahip arkadaşlar. İşlemcisi MT6769. 6769 ya da Şimdi şöyle performansı kullanırken iyi arkadaşlar yani bir sıkıntı yaşamadım menülerinde gezerken kamerayı açtın kapattın işte sosyal medyada geziyorsun vesaire sıkıntı yok zaten hani günümüz telefonları bu konuda iyi seviyedeler. Peki abi performansı geçelim oyun oynatıyor mu yani bir PUBG oynayabiliyor muyum derseniz ben PUBG arkadaşlar HD ayarlarda ve yüksek kare hızında ayarlayarak akıcı bir şekilde PUBG oynayabildim. Donma kasılma vesaire olmadı hissetmedim. Hatta onun dışında telefonun ince olmasından dolayı ısınır zannediyordum. Telefon ısınmıyordu arkadaşlar. Öyle bir güzel yanı var. Yani elimin altında böyle yanan bir telefon olmadı. Yani bir yarım saat PUBG oynuyorsun ama telefon normal seviyelerde ısı seviyesi normal şekilde devam edebiliyor. Güzel bir şey. Onun dışında en önemli kollardan birisi kamera. Bu gibi telefonlarda yani bu sınıftaki telefonların kameraları çok uçar kaçar olmuyor. Ama yine de 50 megapiksellik bir sensör koymuşlar. Yani bu sensörün bize şu avantajı oluyor. Bir büyük bir fotoğraf çekiyor ve sonra biraz zoom yaptığınız zaman dijital olarak da yaptığınızda daha net bir şekilde kırpabiliyor fotoğrafı. O açıdan iyi. Gece de bunu gece modunda da daha büyük piksellerle kullanıyor ve daha iyi gece fotoğraflar çekebiliyor. Şimdi bu kameranın eksisi şu arkadaşlar. 4K video kaydetmiyor. Bu paralarda 4K kaydeden telefonlar da var ama bu telefon 4K kaydetmiyor. Full HD video kaydedebiliyor. Yalnız Full HD videoda 50 megapiksellik kamerayı kullanarak 4x'e kadar zoom yaptığınızda öyle çok fazla görüntü bence bulanıklaşmıyor. Yani çok fazla piksel piksel olmuyorayım daha doğrusu. Ve güzel net çekebilen bir kamerası var. Aynen akşam değil tabi. yani normal video çekmek istiyorsanız evet çekebiliyorsunuz. Ama ben video çekmek için telefon alıyorum Mesela dediğiniz zaman orada tavsiye edeceğim bir telefon değil. zaten 4K kaydetmiyor. Bu onun dışında fotoğraflarına bakarsak ön kamerayla güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Normal yani kamerası. Bu segment için normal. Arka taraftaki kamera da 50 megapiksellik. Kamerası da gayet iyi. Gündüz sonuçlar veriyor. Hatta yakın çektiğinizde makro modu aktif oluyor ve makro fotoğraflar da yani daha yakın çekimden fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Bunlar da gayet iyi görünüyorlar. Gece de fotoğraf çekebiliyor. Gece fotoğraf çektiğinizde de çok iyi sonuçlar veriyor. Yine bu segmentteki telefonların şaşırtıcı özelliklerden birisi. Genel olarak iyi gece fotoğrafları çekiyorlar. Ben Vivo Y33S'in de gece fotoğraf kalitesini ben arkadaşlar. Onun dışında yine önemli konulardan birisi de batarya. Bu telefonda 5000 mAh'lik batarya var ve gün içinde bak bu arada rengi bayağı bir değişiyor. Şöyle takıldım ben ona. gün içinde tüm gününüzü kurtarabilecek bir boyutta bataryası var. Zaten çok güç tüketen bir işlemcisi de yok arkadaşlar. Batarya konusunda bence kimseyi üzmez, yarı yolda bırakmaz. Tüm gün rahat rahat ortalama bir kullanıcının kullanabileceği güçte bir bataryası var. 5000 mAh az değil ki bu incelikte bir telefon içinde bence ekstra güzel taraflarından birisi. O Toparlayacak olursak bu telefonda en çok neyi beğendin derseniz. Ben tasarımını beğendim. Denklerini beğendim. ince olmasını beğendim. Aynı zamanda bu kasaya göre biraz önce söylediğim gibi 5000 mAh'lik pinin olması güzel. Rahat çalışıyor. Fena çalışmıyor arkadaşlar. Mutlaka bu segmentte bir telefon alacaksanız bir inceleyin Vivo Y33s'i de diğer telefonlarla kıyaslayın arkadaşlar. Bir bakın artısını eksisini ve karar verin. Genel olarak Y33s bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya mutlaka yazıp sorabilirsiniz. video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.